hafta sonları sevgili izleyiciler, evet, cumartesi gününe geldik. Siz de bize desteklerinizi esirgemediniz. Teşekkür ediyorum. Sorular ve yorumlarınız önümde. Karşımda da ekonomist Murat Sürürlü Özgür'dür. Başlayalım o zaman programımıza. Merhaba Murat Bey, iyi hafta sonları. Merhaba, iyi hafta sonları. Hareketli bir haftaydı. Evet, gerçekten öyleydi. Peki ilk izleyicimize başlayalım. Batuhan Batuhan diyor ki, bu gelişmelerin emlak piyasasına yansıması konusundaki görüşlerinizi de paylaşır mısınız? Kira zamları konusunda ne yapılır? Yeniden bir sınırlama uygulaması düşünülür mü? Konut fiyatları ile ilgili beklentiniz nedir? Dolar 2 lirayken 140 bin liraya %1 faizle ev aldığımızda kirası 1000 liraydı. Yani 10 senede ev kendisini ödedi. Şu anda evin bugün kiraya versek, kira sınırlama uygulamasını ihmal etsek dahi 10 yıllık kirası kendi değerini karşılamıyor. Buna bakarak kiralar ucuz mu demek gerekli, yoksa evler pahalı mı demek gerekli diyor Batuhan Bey. Her şey dengesiz demek daha doğru. Yani şimdi şöyle bir sorun var. Türkiye'nin bir gerçeği var. İnsanlar gelirleriyle eskiden ev satın almakta zorlanırdı. Şimdi ev kiralamakta zorlanıyor. Gelirler çöktü. Asıl meselemiz bu. Gelirler çökerken hükümetin getirdiği bu hem tefe tüfe sınırlaması hem bu son %25'lik sınırlama kira gelirlerini de çökertti. Şimdi oh ne âlâ işte hain ev sahipleri kira almasınlar, fakir fukara ucuz otursun diyorsunuz diyenler olacaktır ama ekonomide işler öyle yürümüyor. Eğer birileri, varsıl birileri ev alıp kiraya vermezse veya kamu konut inşa edip kiraya vermezse veya şirketler konut inşa edip kiraya vermezse ev alamayacak adamlar sokakta kalır. Gecekondu inşa etmek zorunda kalır. Türkiye bu deneyimi geçmişte yaşadı. Onun için Türkiye'nin acil yapması gereken şey her şeyi normale getirmek. Yani enflasyon %100 artarken sen kiraları %25'te sınırlarsan ne olur? İnsanlar yatırımlık ev almazlar. Bu inşaat sektörünü çökertir. Bir, şu anda inşaata ihtiyacımız var. İki, insanlar kiralayacak, başlarına sokacak konut bulamazlar. Şimdi bu konu aslında çok daha geniş. Sen Türkiye'de 9-10 milyon belki daha fazla ne ediyor belirsiz insanı doldurup bunları kentlere salarsan bunların yarattığı bir kira talebi var. Doğru mu? Onlar ev satın almıyorlar. Daha ziyade kiralıyorlar. İşte Pakistan'dan gelen 20 tane amele bir eve doluşuyor. Eğer biri 100'er, 50'şer dolar verse 1000 dolar, 100'er dolar verse 2000 dolar bir ev kirası. Ya adam aylığını 300-400 dolara çalışıyorsa memleketine götürecek para biriktiriyor. Dengeler böyle bozuluyor. İki, ev fiyatları yüksek mi? Yani maliyetlere baktığımız zaman çok yüksek değil. İnşaat maliyetleri çok yüksek. İnşaat maliyetleri çok yüksek. İnşaat maliyetleri niye çok yüksek? Enflasyon çok yüksek. Yani şimdi bir müteahhit maliyetinden ucuza mı satacak ev? Yok. Veya bir ev sahibi değerinden ucuza mı ev satacak? Yok. Dünyada her zaman şöyle bir şey vardır. Bir gayrimenkulün kirası ticarilerde 10 yılda, evlerde, konutlar 15 yılda kendini amorti etmelidir denir. Şimdi 10 milyonluk bir evi böl 10 yıla, böl 12'ye bak ne çıkıyor. Yani şu anda konuşulan kiralar bile ucuz kalıyor. Fakat gelirler o seviyede değil. Gelirler o seviyede değil. Yani bu son 7-8 yılda, bak son 5 yılda da demiyorum. Bütün fiyat parametreleri şaştı. Yani sadece konutta değil, işte maydanozun fiyatıyla balığın fiyatı. Yani balık alıyorsun 50 liraya, yanına salata yapıyorsun 70 lira. bu yanlış ekonomi politikaları fiyat dengelerini bozdu. Şimdi öncelikle her şeyin bir dengeye gelmesi lazım ve gelirlerin muhakkak artması lazım. İnsanlar özellikle ev sahiplerine karşı, müteahhitlere karşı kışkırtıyorlar. Halbuki insanların talep etmesi gereken şey, kardeşim benim gelirim niye düşük? Eğer gelirimiz düşük olmasa, gelirimiz normal olsa, şöyle söyleyeyim sana, kurlar normal yerde olsa, yani şey konuştuğumuz 25-30 lira olsa, bir Türk işçisi de bir Alman işçisi gibi 2000 euro civarında maaş alsa, eline ayda 50-60 bin lira para geçse, 10 bin liralık kira komik kalır, maaş 20 bin liralık kira makul kalır. 30 bin liralık kiraya adama dersin ki abartma, gelenin yarısını kiraya verme, git daha makul bir yerde otur dersin. Ama sen adama dünyadaki aynı iş yapan insanların aldığı paranın çok altına bir para veriyorsun. Gayrimenkul öyle değil.
gayrimenkul dünyadaki eşdeğerleriyle yarışıyor. Üstelik onu bir de dışarıya açmışım. Eskiden olduğu gibi kapalı ekonomi değil yani. Ucuz olduğu zaman geliyor Pakistanlı, İranlı, Iraklı, Rus, Ukraynalı, Moldovalı, Bulgar, İngiliz, herkes ev alabiliyor. Ve kiraya verebiliyor. Dolayısıyla saçmalık Türkiye'deki bu dengelerin bozulmasından kaynaklı. O zaman German Oto'ya geçelim. O da diyor ki, sence kaçta dururum Murat Hocam? Bu arada kimsenin kârı yok hocam demiş. Herhalde kurdan bahsediyor. Şimdi kâr ayrı bir kavram. Paranın değerini korumak ayrı bir kavram. Yani sizin dolara veya euroya geçmeniz sadece paranızın değerini makul miktarda korursunuz. Yani eğer faiz alamıyorsanız euroda dolardaki enflasyon kadar gene servetiniz erir. En doğrusu altındır. Çünkü altın enflasyona karşı en korunaklı şeydir. Ama kâr etmek için ticaret yapmanız lazım. Alım satım yapmanız lazım. Alım satım bir bilgi işidir. Hele finansal piyasalarda alım satım böyle limon patates alıp satmaya benzemez. Bu işlerde bile zarar edebilirsin ama finansal piyasalarda bir ters dalgaya gelirsen çok kötü zarar edebilirsin. Servetini yitirebilirsin. Nihayetinde kar etmek ayrı bir şey. Ama varlığını, servetini, nakit servetini buraya koymak ayrı bir şey. O yüzden bizim insanımız akıllıdır. Parasının etlice bir kısmını gayrimenkule park eder. Eğer ticaret yapmıyorsa, ticaret yapıyorsa mala park eder. İşte daha küçük dilimin, yani düşün şu anda araba bile para kazandırıyor. Evet, ciddi ona, para kazandırıyor. Tabii tabii. Yani ikinci el araba, birinci el arabadan daha pahalı. Evet. Bir kısmını nakit tutması, yani likit olması gereken kısmını altında ve dövizde tutar. Türk lirasında çok ciddi almaz, çok itibar etmez. Murat Bey'e geçelim. Murat Bey diyor ki, Murat Bey faiz artırımının dolara etkisi ne olacak? Tekrar bir şok ve dövizden uzaklaştırmak için bunu yapma durumları var mı? Şimdi teknik olarak faizleri arttırdığın zaman kurları düşürürsün veya durdurursun. Çünkü teknik olarak faiz artırımı paranın değerini arttırmak, paraya olan talebi arttırmak için yapılır. Yani sen faiz verdiğin zaman o paraya insanlar talep eder ki o faizi alsın diye. Ama buradaki Türkiye'nin şu anda anormal bir durum var. Yani Merkez Bankası'nın kasası eksi 70 milyar dolar. Helal evimize emanet bıraktı, paraları satmışız. Dolayısıyla bu dünyada çok gözlemlenebilecek bir şey değil. İki, Türkiye'nin dövize bağlı iç borçları var, dövize bağlı dış borçları var. Buradan bir döviz talebi var. İki, Türkiye'nin üretemediği malları ithal etmek gibi bir mecburiyeti var. İthal için döviz bulmamız lazım. Şimdi bu noktada faiz döviz dengesinin nasıl oluşacağını tahmin etmek çok kolay değil. Böyle çok deneyim de yok. Yani dünyada Merkez Bankası kasası eksi 70 milyar liradayken faiz arttırdığı zaman ne olduğunu deneyimleyebilmiş çok fazla Merkez Bankası yok. Çünkü Merkez Bankalarının kasasının böyle eksi olması alışıldık bir durum. Burada hangi politikaları uygulayacaklar? Yani bir taraftan faiz arttırırken doların düşmesini tetikleyip bir taraftan Merkez Bankası'nın piyasadan dolar satın alıp kasayı doldurmaya yani emaneti yerine koymaya mı çalışacaklar? Bir de hangi politikaları uygulayacaklarını bilmiyoruz. İşte Ruslar 25 milyar dolar falan diyor. Petrol parasını isteyecekler mi? Doğru. Kurların yükselmesi şeyi düşürürken adını sana söyle. İthalatı düşürken ihracat arttıracak, turizm gelirlerini arttıracaktır ve bu olumlu etki yaparken kurların yükselmesi Türk hazinesinin ve Merkez Bankası'nın kur korumalı mevduat denilen zıp çıktı politika yüzünden müthiş bir maliyet gelecek. Onu para basarak karşılayacaklar. Bu da Türk parasının faizi yükselirken dolaşımdaki miktarını arttırarak değerinin düşmesine yol açacak. Yani ben bir ekonomist olarak gerçek bir ekonomist, diplomalı bir ekonomist olarak ilgiyi de izliyorum. Önemli bir deneyim. Dünyada pek böyle benzerini bulabileceğimiz bir deneyimdi. İlgiyi de izleyeceğim. Kim ne yapacak, ne sonuç alacak? Bunları not olarak izliyorum. Bunları yazıp gelecek nesillere bak geçmişte arkadaşlar bunu yapmışlardı, bu sonucu almışlardı diye anlatmak gerekecek. Çok doğru. Peki Murat Bey'den Mehmet Bey'e geçelim. Mehmet Sağlık diyor ki dolar Haziran sonu 25 olur mu? Çok net bir soru. Ya şimdi önümde bir kristal küre yok.
zaman yolculuğu yapma imkanım da yok. Ve kimin ne yapacağını, ne tepki alacağını da bilmiyor. Dolayısıyla net bir şey vermek mümkün değil. Ama eğer hükümet dış ticaret açığını kapatmak istiyorsa doların 25 ve üstü olması lazım. Ama bu lazımı ben söylüyorum, hükümet dinler mi bilmiyorum. Mehmet Şimşek söylüyor, hükümet dinler mi bilmiyorum. Avrupa, Amerika'daki ekonomistler söylüyor, hükümet dinler mi bilmiyorum. Dolayısıyla hani bir yatırım tavsiyesi olarak şu olacak diye nokta atış yapmam mümkün değil ama yani rasyonel bir piyasayı, rasyonel işler yapılacaksa olması lazım diyebilirim. Peki. O zaman bugün de böyle noktalayalım, olması lazım diyelim. Pazartesi günü görüşmek üzere o zaman. Herkesin hafta sonları. Hoşçakalın. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.